Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Şubat'ta Türkiye saatine göre akşam 19:57'de 27 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın genel etkilerini şimdi hep beraber inceleyelim. An haritasında Başak burcu yükseliyor ve Dolunay haritanın 12. evinde 6-12 aksında bir Dolunay var. Sabit nitelikli ateş elementine ait Aslan burcunun çok güçlü olan 27 derecesinde bir Dolunay. Alprat yıldızıyla birleşiyor. Oldukça sert, hırslı, tutkulu bir yıldız enerjisidir bu. Kişiye arzuları ve isteklerine ulaşma konusunda son derece kararlılık verebilir, hırs verebilir, tutku verebilir. Ancak olumsuzluklar, yani şiddet, işte bazı sağlık sorunları, zehirlenmeler ve benzeri gibi etkileri de ortaya çıkabilecek sert bir yıldızdır. Bu yıldız özellikle haritanın da 6. ve 12. evlerinde olması genel olarak kişisel ve toplumsal alanlarda sağlık konularına dikkat çekiyor tabii ki. Sağlık konularında ve kişisel güvenlik alanlarında dikkatli ve temkinli olunması gereken bir süreçteyiz. 27 derece Aslan burcundaki Dolunay aynı zamanda 27 derece Boğa ve Akrep'teki ay düğümlerine de dik bir açıda. Bu Dolunay Kasım'da yaşanan, 19 Kasım'da yaşanan Boğa burcundaki Algol etkili Boğa burcundaki tutulmayı da bir şekilde tetikliyor aslında. Çünkü kuzey düğüm yine Algol yıldızıyla birleşmekte. Bu da hayatımızda daha ciddi kadersel bazı kırılmaların, değişimlerin, bazı baskıların olabileceği bir süreci işaret ediyor. Şimdi Aslan burcu temalarına bakalım. Aslan burcu hayatımızda bizim kişisel anlamda yaratıcı olduğumuz süreçlerle alakalıdır aslında. Yaşam enerjimizi temsil eden güneş tarafından yönetilir aslan. Toplumda da dikkat çeken kişi ve yapılarla alakalıdır. Aslan ünlü kişileri yönetir, liderleri, yöneticileri özellikle öne çıkarır. Bunun yanı sıra hayatımızda tüm hani bireysel yaratıcılığımız, sanatsal yapılarımız aslanla ilgilidir. Bize keyif veren, zevk veren yapılar, eğlence hayatı, şans oyunları, yarışmalar Aslan burcuyla alakalıdır. Aşk hayatımız kalbi yönetir ve aşk hayatımız, romantik konular, flörtler ve çocuklarımız hayatımızdaki Aslan burcuyla ilgilidir. Şimdi tüm bu konularda tabii ki Aslan burcu dolunayı daha görünür etkiler ortaya çıkarabilir. Ve herkesin kendi doğum haritasına göre bu etkiler şekillenebilir. Öncelikle sabit burçlar çok etki alacak. Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 27 derecede olduğu için 23 ile 30 derece arasında sabit burçlarda gezegeni olanlar, bu burçlarda güneşi yükseleni olanlar, haritalarında kişisel gezegeni olanlar Dolunay'dan daha güçlü etkiler alabilirler. Daha önemli hayatlarında görünür olan durumlar ve farkındalıklar oluşabilir. Evet, spekülatif alanlara dikkat etmek lazım. Çünkü Aslan burcu spekülasyonu işaret eder. Ve özellikle 19 Kasım'daki Boğa Algol tutulması ile ilgili olduğunu söyledik. O dönemden sonra ekonomik anlamda da çok çalkantılı bir süreç başladı zaten özellikle ülkemizde. Demek ki para, maddi konular ve özellikle biraz daha spekülatif alanlar ki bunlar borsa, işte finans piyasaları ve benzeri alanlarda dikkat çekici gündemler olabilir. Ancak Plüton'un da çok önemli bir açısı var. Tam 27 derecede 150'lik bir açıyla güne, ay ile burada açılanıyor ve ay düğümlerine de açı yapıyor. Güçlü, kuvvetli ve tabii ki gücü elinde bulunduran büyük yapıların, sistemlerin manipülatif etkileri olabileceğini anlatıyor bize. Bu hızlı inişler çıkışlar yaratabilir bazı piyasalarda. Bunlara dikkatli yaklaşmak, temkinli olmakta fayda var. Aynı şekilde aslan çocuklar ve gençlerle ilgili dikkat çekici gelişmeler ortaya çıkarabilir. Ünlü kişilerle ilgili bazı ani durumlarla karşılaşabiliriz. Liderler, yöneticiler yine ön planda. Ülkemizde politik alanda bazı liderlerle ilgili ya da işte politik bazı hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ayın dışında Venüs'ün ve Mars'ın Oğlak burcunda Rukbat yıldızıyla birleşmesi burada politik anlamda
önemli siyasi alanda gelişmelere dikkat çekiyor. Spekülatif hareketler de olabilir. Bu siyasi alandaki gelişmeler, bazı işte partilerle ilgili yapısal bazı değişimler olabilir. Bazı politikacılarla ilgili, siyasi insanlarla ilgili, liderlerle de ilgili çok hızlı gündemler olabilir. Amerika için de bunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü bu dolunay etkisi Amerika'nın tam Ay burcunun karşısında, aynı şekilde oradaki lider ve yöneticilerin de haritalarında güçlü tesirler getiriyor. Belki özellikle Amerika'nın yönetiminde bazı önemli hızlı değişimlerin olması, ciddi kırılmaların olmasını burada bekleyebiliriz. Aslan dolunayı bedenimizde özellikle kalp bölgesi, dolaşım sistemi, sırt, omurga bölgesindeki hassasiyetleri arttırabilir. Alpartı yıldızı çok güçlü bir yıldız dedik. Zehirlenmelerle de alakalı olabilir. Özellikle yanlış teşhisler, yanlış ilaç kullanımı ve bunların üzerimizdeki etkileri görünür hale gelebilir. Şu ana kadar fark etmediğimiz bir şeyler açığa çıkabilir. Kişisel ya da toplumsal alanlarda. Bu yüzden özellikle sağlık sorunlarına ve kalp dolaşım sistemi problemlerine dikkat etmek lazım. Kronik sorunu olanların, işte daha olgun kişilerin, yaşlı kişilerin, hasta kişilerin bu anlamda dikkatli olmasında fayda var. Dikkat çekici bir şekilde işte bazı ünlü kişilerin ya da liderlerle ilgili bazı sağlık problemlerinin de gündeme gelmesi mümkün olabilir. Ve çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili gündemler olabilir dedik. Belki dikkat çekici bir şekilde yine sağlıkla bağlantılı olarak çocuklar ve gençler daha çok konuşulacak. Bunlarla ilgili bazı gündemler oluşabilecek. Evet, spekülasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Ünlü kişiler özellikle bu dolunayda dikkat çekebilir. Hepimizin haritalarında Aslan burcunun bulunduğu bir ev var. Özellikle kişisel doğum haritalarımızda Aslan burcunun bulunduğu ev alanında hızlı gündemler bekleyebiliriz. Şimdi yükselen burçlarınıza göre dolunay etkilerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Aslan dolunayı aşk hayatınızı parlatıyor. Bu alanda hızlı gündemleriniz olabilir. Aşık olabilirsiniz. Romantik hayatınızda bir anda böyle beklemediğiniz bazı değişimler olabilir. Heyecanlı bir dolunay sizin için. Ve çocuklarla ilgili hızlı gelişmeler var. Çocuk sahibi olmak isteyen koç burçlarımızı destekleyebilecek bir dolunay aslında bu. Şansla ilgili konularda, şansa ihtiyacınız olan konularda, belki parasal konularda biraz risklere dikkat edelim. Çünkü burada spekülatif alanları da işaret ediyor bu dolunay. Ve kontrol edemeyeceğiniz riskleri de almamakta fayda var. Ama tabii ki kişisel haritalarınıza göre bazı sürpriz kazançlar da gündemde olabilir. Aslan dolunayı genel olarak sizin için daha eğlenceli, daha yaratıcı, hayattan keyif alma süreçlerinizi olumlu etkileyebilecek, kişisel yeteneklerinizi ifade etmenize olanak sağlayacak hızlı gündemler yaratabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Aslan dolunayı aile, yuva alanlarınızı özellikle öne çıkarıyor. Daha kadersel bir dolunay tabii ki bu. Kuzey düğüm burcunuzda, özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu tesirler sizler için çok daha önemli hale gelecektir. Kasım sonlarından itibaren bazı önemli kararlar verdiyseniz ve hayatınızda kontrolünüz dışında gelişen şartlar olduysa, bu dolunay bu anlamda bir sonuç alma ve belki bir farkındalık süreci olabilir. Yer değişimleri, ev alma, emlak alma, satma, aile olma, yuva kurma veya ayrılıklar, ebeveynlerle ilgili konular gündemde olabilir. Hem kendi sağlığınıza hem tabii ki ailenizin sağlığına bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor. Ev ve yuva alanlarında da güvenliğe biraz daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Daha kadersel yer değişimleri gibi, mesleki anlamda, kariyer anlamında önemli dönüşümler gibi konularda gündemde olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Aslan dolunayı size yeni fikirler, parlak bazı bilgiler getirebilir. Eğitim hayatınızda
sonuç alabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız iş girişimlerinin geri dönüşleri olabilir. Yakın çevrenizdeki ilişkileri öne çıkarıyor. Kardeşlerle ilgili hızlı gündemler var. Belki komşu ilişkilerinizde bir şeyler değişiyor. Yeni tanışmalar da olabilir tabii ki. Bu dolunay size bir seyahat getirebilir. Bir sorun varsa kardeşlerinizle ilgili bunu hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Ya da gizli bir şeyler açığa çıkabilir. Farkındalıklarınız artabilir. Kişisel girişimleriniz özellikle iş ve ticari konularda varsa bu dolunayla beraber buralardaki çalışmalarınız da daha görünür hale gelebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan dolunayı para alanınızda parlıyor. Bu dolunay maddi durumunuzu değiştirecek koşullar getirebilir. Ya da içinde bulunduğunuz şartlar olgunlaşabilir, farkındalığınız artabilir. Risklere dikkat edin. Evet, spekülatif alanlarda kazanç elde etme imkanınız var bu dolunayla beraber ama yönetemeyeceğiniz riskler de almamak gerekiyor. Para kazanacak yeni şartlar oluşabilir. Bu yeni bir iş gibi. Ya da var olan maddi kaynaklarınızı dönüştürebilirsiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz bazı yatırımların ya da attığınız adımların geri dönüşleri de özellikle maddi konularda çok açığa çıkabilir bu dolunayla beraber. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Aslan dolunayı sizin için çok önemli tabii ki. Siz yaptıklarınızla, içinde bulunduğunuz şartlarla daha fazla dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Önemli farkındalıklar var hayatınızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli bir dolunay bu. Kariyer değişimleri, yer değişimleri, İlişkilerinizde belki daha kadersel değişimler var. Bu dolunay bundan sonraki süreçte hayatınızın da değişimini, yani önemli kırılmalar getirebilecek bir dolunay aslında. Kendinizi ifade edebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir dönem. Sağlığınıza dikkat edin. Dolunaylar daha hassas olabilir. Sırt ağrıları, işte dolaşım sistemi problemleri, tansiyon dengesizlikleri, eklem kas ağrıları artabilir. Veya aile üyeleri, anne baba, ebeveynler, hayatınızdaki kişiler ve onların sağlıkları, onların genel düzenleriyle de ilgili bazı önemli dönüm noktaları olabilir bu dolunayla beraber. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Aslan dolunayı size içinde bulunduğunuz koşulları daha görünür hale getirirken bazı gizli durumlarla da yüzleşmenizi sağlayabilir. 12. ev dolunayları sürprizlerle doludur aslında. Yani sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız, kişisel hani bakımınız, belki bedensel durumunuzla ilgili bazı farkındalıklarınız olacak. İş hayatınızla ilgili içinde bulunduğunuz şartlar daha görünür hale gelecek. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Bilmediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz veya bazı sırların açığa çıktığı bir dönem. Bunlar hızlı gündemler yaratabilir tabii ki. Yol ayrımlarına gidebilirsiniz. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili belki bazı önemli şeyleri fark edeceksiniz. Ya da hizmet aldığınız kişilerle ilgili olabilir bunlar. Sağlık konularında hassas olmanız gereken bir dönem. İyileşmeler adına hayatınızda bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Bir alışkanlığı bırakmak gibi, bir çalışma düzeninde bir değişim gibi, bir bağımlılıktan kurtulmak gibi örneğin sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Aslan dolunayı 11. evinizde parlıyor. Sosyal hayatta dikkat çekeceğiniz, kalabalıklar içerisinde parlayacağınız bir dönemdesiniz. Evet, arkadaşlıklarınız, grup çalışmalarınız, ekip faaliyetleri ön planda. Bu Aslan dolunayı bazı kutlamalara, davetlere katılmanızı sağlayabilir. Arkadaşlarla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Tabii ki aşk hayatınızda da hızlı ve romantik gelişmeler olabilir. Ama genellikle biraz daha böyle iş ve kariyerle bağlantılı ilişkiler sizi kariyerde destekleyebilecek bazı çevreler anlamında, daha güçlü kişiler, ünlü kişiler anlamında destekliyor. Yeni insanlarla da tanışabilirsiniz ama süre gelen bazı ilişkilerinizin de önemli dönemeçlerden geçmesi mümkün görünüyor. İlişki dinamiklerinizde de romantik anlamda hızlı değişimler olabilir sevgili Teraziler. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Aslan dolunayı sizin için kariyer hayatınızda önemli bir dönüm noktası aslında. En fazla etkilenen burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa kariyerinizle ilgili önemli bir parlama sürecinde olabilirsiniz. Dikkat çekme, bir başarı, bir ün
ünlenme dönemi olabilir bu sizin için. Yaptığınız çalışmalarının karşılıklarını alma dönemindesiniz aslında. Yer değişimleri, kariyer değişimleri, evet terfi, taşınma, görev değişimleri olabilir. Ya da bir işe başlama, kendi işinizi kurma ya da kendi işinizden ayrılıp başka bir yerde çalışma gibi etkiler olabilir. Aile üyeleri, ebeveynler, otorite figürleriyle de ilgili gündemler olabilir. Biraz zorlanabilecek koşullar da var. Özellikle aile büyükleri, yaşamınızdaki otorite figürlerinde, onların sağlıkları, onların hayat düzenlerinde de bazı hızlı gündemler olabilir. Hem kendi sağlığınıza hem aile büyüklerinin sağlığına da dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bunun yanı sıra işte kariyerinizi şekillendirecek gerçekten daha kadersel etkiler altında olabilirsiniz bu dolunayla beraber. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Aslan dolunayı 9. evinizde parlıyor. Sizin için aslında güzel bir dolunay bu. Hayata bakışınız, enerjiniz, özgüveniniz artıyor. Umutlarınız var, dilekleriniz var. Büyük vizyonlar oluşturabilirsiniz. Eğitim hayatı, akademik konularda bir başarı elde etmeniz mümkün. Veya buralardaki bazı hedeflerinizin netleşmesi mümkün. Seyahatler konusunda hızlı gelişmeler var. Özellikle uluslararası konular, yurt dışı konularında bazı hedefleriniz varsa bu dolunay buradaki hedeflerinizi daha görünür hale getirebilir. Bir başarı da getirebilir size. Hukuksal konularda da bir işin sonuçlanması mümkün ya da bir hızlı gündemin hayatınıza bir anda gelmesi de mümkün görünüyor sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Aslan dolunayı 8. evinizde özellikle parasal konularınızı ilgilendiren bir alanda olacak. Ama dolunaylar farkındalık dönemleridir. Bir şeylerin tamamlanma dönemidir. Bir kredi konusu netleşebilir, bir borcu ödeyebilirsiniz ya da bir borçlanma konusunda bir gündeminiz var. Hisseli paralar alanında ki bu bir belki ayrılıktan sonra belki bir nafaka tazminat konusu ya da bir miras konusu gündeminizde olabilir. 8. ev dolunayları krizlerle de alakalıdır. Krizleri iyi yönetmek gerekiyor. Bu finansal bir kriz olabilir. Evet, spekülatif alanlarda hızlı inişler çıkışlar olabilir. Altından kalkamayacağınız riskler almamaya çalışın yatırım alanlarında özellikle. Ancak ani bir beklenmedik durum da olabilir. Kazalar, işte bazı sağlık sorunları, bununla ilgili bir operasyon, ameliyatın gündeme gelmesi mümkün. Genel olarak Aslan dolunayında kalp dolaşım sistemine dikkat etmek lazım. Kronik bedensel problemlerde etkisini gösterebilir ya da yakınlarımızla ilgili böyle bazı ani krizler gündeme gelebilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Aslan dolunayı ilişki evinizde parlıyor. Sizin için en önemli dolunaylardan biri. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa ilişkilerinizle ilgili çok kadersel bir dönemde olabilirsiniz. Evlilikler, işbirlikleri, ortaklıklar, belki ayrılıklar, boşanmalar, yani bunlar da olabilir tabii. Ama bunlar sizin kariyerinizi etkiliyor. İçinde bulunduğunuz şartları etkiliyor. Geleceğinizi bir şekilde şekillendiriyor. Yani bu dönemde kuracağınız ilişkiler ya da süregelen ilişkilerinizde vereceğiniz kararlar aslında sizin toplumdaki duruşunuzu, kariyerinizi önemli ölçüde etkileyecek kararlar olabilir. Tabii ki yeni tanışmalar da olabilir veya bir şekilde hızlı bir teklif alabilirsiniz. Bu dolunayla beraber işbirlikleri ya da özel hayatınızda bundan sonraki süreçte hayatınızda önemli kırılmalar yaratabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Aslan dolunayı 6. evinizde parlarken iş ve mesleki konularda bazı hızlı gündemler var. Genel sağlığınıza dikkat edin lütfen. Sağlığınızı iyileştirmek adına günlük yaşamınızın düzeninde hızlı dönüşümler yapabilirsiniz. Bu bir diyete başlamak olabilir, beslenme düzeninizle ilgili değişimler olabilir ya da bir tedavi gündemde olabilir. Sağlığınızla ilgili farkındalıklar olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. İşle ilgili örneğin bir işiniz yok, evet bir çalışma programına başlayabilirsiniz, bir işe başlayabilirsiniz ya da süregelen işinizde belki çalışma koşulları, birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, iş düzeniniz, buralarda bazı kırılmaların olması, bazı hızlı dönüşümlerin olması da mümkün görünüyor. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.